Kızım, akşam için ne yapıyoruz? Neyi ne yapıyoruz anne? Yemek olarak. İşim bitsin başlayacağım. Merak etme, aç kalmazsınız. Ben yardım etmek için sormuştum kızım. İyi, tamam. 3-4 tane patates soy o zaman. Sen? Sen de ayak altında dolaşma. Görüyorsun, iş yapıyorum. Söyleseydin ben çekilirdim. Hem iş yapmıyor hem de laf mı yetiştiriyorsun bana? Dünürcüler kapıda mı? Çeyiz mi yetiştiriyorsun? Kim alır seni bu halinle? Of ya, of! Ne müzik ne televizyon. Yeter artık. Babam öleli bugün tam 10 gün oldu abi. Keşke başvurunun sonucunu görebilseydi. Nasip değilmiş. Ne yapalım? Artık babam olmadan yaşayacağız. Evet. Buna kendimizi alıştıracağız. Vallahi Neriman, patlamak üzereyim. Kayınbabam öleli 10 gün oldu. Ne müzik, ne televizyon, hiçbir şey yok. Neymiş? Ölüye saygısızlıkmış. Yaşayanların hiç kıymeti yok. Varsa yoksa iş. Kaynanan başımda. O da yetmezmiş gibi yanlış iğneden sakat kalmış bir görümcem var. Bir görsen Neriman, dil pabuç kadar. Kardeşi de başka bir aile. Yok yok, kaynım hala burada iş bekliyor. Sorma. Yılmaz'ı sevmesem bir gün durmam. Ama sabrım taş da taşıyor. Ah, neler çekiyorum canım, bir bilsen. Hadi kapatıyorum. Kaynanan mutfakta yolumu gözler şimdi. Akşama millet benden yemek bekler. Ne? Bu akşam mı? Kaçta yayınlanıyor? Tamam, görüşürüz. Hadi ararım ben seni. Çok özlüyorum baba. Sen varken kimse bağırmamıştı bana. Yaşadığım sürece insanları mutsuz ediyorum. Hadi yatalım. Ben biraz daha oturacağım. Televizyon kapalı, oturup ne yapacaksın ki? Yarın için nohut filan ısıtacağım canım. Tamam o zaman, iyi geceler. Allah rahatlık versin canım. Ben de buradan kardeşime bütün askerler o zaman hayırlı tezkerler. Biz de ona hayırlı tezkerler diliyoruz. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Askerleri unutmuyoruz değil mi? Askerleri hiçbir zaman unutmayın. Suzan! Ne yapıyorsun sen? Hadi kardeşin de asker. Evet, nerede o da, asker? O da Çanakkale'de. Yeter ya! Bıktım artık! Yeter! Abi ne oluyor? Yengen televizyonu açmış. Daha babamın kırkı çıkmadı. Bilerek yapmamıştır. Çok bunaldı galiba. Hadi hemen git özür dile.
Dilemem. Hadi abi, annem haklı. Yengem niye böyle davranıyor anne? Dedim ya, bunaldı herhalde. Niye bunalsın ki? Ben hastayım. İşe güce yardım edemiyorum. Nuray'dan da fayda yok. Her şey ona bakıyor. Özür diledim ya Suzan. Yeter artık, ağlama. Ben senin için nelere katlanayım? Sen kalk bana vur. Tamam. Kabalık ettim. Tekrar özür dilerim. İnsan bir sorar. Niye böyle bir şey yaptın diye. Niye yaptın peki? Çok bunaldım Yılmaz. Ben seninle böyle bir evlilik hayal etmemiştim. Yılmaz, kendimi hizmetçi gibi hissediyorum. Daha ne kadar birlikte yaşayacağız? Çok haklısın. Bu kadarını düşünemedim. Ama mecburuz Suzan. Daha ödenecek taksitler var. Ayrı eve çıkarsak onları ödeyemeyiz. Yani kalmaya devam diyorsun. Ben sadece mecburuz demek istiyorum. İş başvurunun sonuçları ne zaman belli olacak? Yarın belli olacak. Ama sonuç olumlu olsa bile sen sevinemeyeceksin. Neden? Çünkü şehir dışında çalışmak zorunda kalacak. Canım biz de biraz sabrederiz. Önünde sonunda beraber olmayacak mıyız? Orası öyle tabii. Sen gidersen abin yalnız kalacak dükkanda. Çevirebilir mi sence? Çevirmek zorunda Fidan. Çünkü babamın vasiyeti var dükkanın açık kalması için. İnşallah. Fidan, sana bir şey soracağım. Söyle canım. Biz evlenince annemi ve Nuray'ı da yanımıza alır mıyız? Böyle bir şeye razı olur musun? Tabii ki. Senin için her şeye razıyım. Yeter ki o günleri görebilirim. Demek bugün haber bekliyorsun. Hadi bakalım. Ben de bir ara gidip dükkanın telefonunu açtırayım. Evet abi. Acayip heyecanlıyım. Şehir dışından bir numara. Hadi açsana, çatlatma insanı. Efendim? Evet benim. Hayır anne, hayır. Yılmaz'ınki kapalı. Murat'ın telefonu da meşgul. Biraz hızlı gidebilir miyiz? Nefesim kesiliyor. Şoför bey, biraz hızlı lütfen. Çok mutluyum abi. 15 günde hazırlık süresi veriyorlar. Tebrik ederim kardeşim. Allah muvaffak etsin. Amin, inşallah. Aha, yengem arıyor. Alo yenge, işe alınıyorum. Ne? Ne zaman? Hangi hastane? Tamam. Murat, ne olmuş? Annem fenalaşmış abi. Hastaneye kaldırmışlar. Hadi gidelim. Hadi hadi. Efendim Fidan. Ne oldu? Hastanedeyim. Annem hastalandı. Tamam o zaman. Hastanenin kafesinde buluşuruz. Fidan gelecek. Ben hastanenin kafesindeyim. Bir şey olursa haber ver. Tamam. Sen de ablamı ara. Meraklanmıştır. Tamam, ararım. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. İnşallah. Birden fenalaşacak. Neyi olabilirdi ki? Belki de vardı, bize söylemedi. Göğsünde bir şişlik vardı. Ara sıra ağrı yapıyordu. Ama kendisi bile ciddiye almıyordu. Aldığım habere bile sevinmeye fırsatım olmadı. Ben de onu sormak için aramıştım. İnşallah kötü bir şey çıkmaz, yoksa mahvoluruz. Niye böyle söylüyorsun ki şimdi?
Eğer hastalığı uzun bir tedavi gerektirirse abim ve yengem ona bakamazlar. Ablam da ara bulur. Canım sen de yanına alırsın. Hem tedavisi daha iyi yapılır. Ben de düşündüm ama imkansız. 2-3 ay otelde kalıp şirket içi eğitime tabi tutulacağız. Hasibe Hanım göğüs kanseri. Peki ilerleme durumu? Maalesef bir hayli ilerlemiş. Göğüste kitle oluşmaya başlar başlamaz gelinseydi belki durdurabilirdik. Ben söylemiştim ama annen kitleyi yaşlılıktan olan bir şey sanıyordu. Tedavi olarak ne yapacaksınız? Hasibe Hanım artık bizim misafirimiz. Eğer masrafları karşılayabiliyorsanız hemen yarın başlayabiliriz. Ne kadar tutar? Toplamda 20.000 YTL'yi bulur. Peki sonuç ne olur? Biz elimizden geleni yapacağız. Size ümit vermek istemem ama kesin iyileşme garantisi de veremem. Şimdi annemin yanında kimse yok mu Murat? Doktor, onkoloji servisinde refakatçiye gerek yok dedi, biz de kalmadık. Annemi de kaybedersem yaşayamam. Söyleme öyle şeyler. Bak ben varım, Yılmaz abim var. Ama sen de gidiyorsun. Gitmeye mecburum abla. Çok paraya ihtiyacımız var. Hem bu iş benim için çok önemli. Ama sık sık gelirim. Peki Yılmaz ne diyor bu işe? Ne diyecek? Abim beni her zaman destekler. Kabul edecektir. Böyle bir şey nasıl derim Suzan? Biz gidersek Murat bir başına ne yapar? O üniversitelerde okurken sen dükkan köşelerinde yıllarca fedakarlık yapmışsın. Fedakarlık sırası onda. Haklısın ama annem iyileştikten sonra yapsak? Çocuğun geleceği mahvolmasa? Peki benim geleceğim ne olacak? Kazanılan paralar annenin tedavisine gidecek. Borçlar da ödenmediği için Suzan hizmetçiliğe devam, öyle mi? Değil tabii ki ama yine de kararsızım Suzan. Ben senin kararını hızlandırayım. Eğer yarın bu evden beraber gitmezsek ben yalnız olarak babamın evine dönüyorum. Bilmiş ol. Şaka mı yapıyorsunuz Allah aşkına? Şaka yapar gibi bir halimiz mi var? Biz yarın gidiyoruz. Ama neden? Neden Yılmaz? Çünkü burada kalırsak borçlarımı ödeyemem. Hem Suzan da ayrı evde yaşamak istiyor. Olabilir. En doğal hak. Yakında bir eve taşının. Hem neden Antalya? Çünkü orada iş imkanları daha fazla. Anladım. Peki benim iş durumum ne olacak abi? Siz giderseniz ben işe başlayamam ki. Annemle kim ilgilenecek? Yeter artık Yılmaz'ın yaptıkları. Bundan sonra onları sen yapacaksın Murat. Ama benim geleceğim söz konusu. Eğer başlayamazsam bir daha böyle bir fırsat yakalayamam. Bizim kararımız kesin Murat. Öyle mi Yılmaz? Babam ölmeden önce ne demişti hatırlıyor musun? Annemi beni size emanet etmişti. Murat işine gitsin, Yılmaz da dükkanı çalıştırmaya devam etsin demişti. Hatırladın mı? Çok üstüne gittiniz Yılmaz'ın. Boşuna uğraşmayın. Biz yarın gidiyoruz.
Peki abi, dükkandan kazandığım parayla tedavi parasını nasıl öderim ben? Yarın annem sizi sorarsa ona ne cevap vereceğim? Suzan, niye gelmediler? Abim dükkanda. Yengem de Nuray'ı yalnız bırakamadı herhalde. İşten bir haber var mı? Var anne. Ama kabul edilmemişim. Başka bir iş bulacağım artık. Allah Allah. Çok iyi geçti diyordun oğlum. Üzüldüm şimdi. Üzülme anneciğim. Nasip değilmiş. Olur olur. Hayırlısı inşallah. Allah büyük. Nuray'a iyi bakın. Selam söyle herkese. Peki. Yılmaz, bence bir kere daha düşün. Düşünecek bir şey yok Nuray. Var. Sonra çok pişman olacaksın. Ama elinden bir şey gelmeyecek. Pişman olacağımı sanmıyorum. Bizim gitmemize mi yoksa ev işlerinin sana kalacağına mı üzülüyorsun? Sen benim neler hissettiğimi anlayamazsın. Anlayamasam da yine de söyleyeyim. Artık öyle oturup patik örmek yok. Hem ev işlerinde de uzmanlaşmazsan kimse almaz seni. Sus lütfen. Susmazsam ne olacak? Peşimden kovalar mısın beni? Seni Allah'a havale ediyorum. Aa, ben de seni ev işlerine tayin ediyorum. Buraya gelmeyeli ne kadar oldu? 6 ay falan olmuştur. En son babamla gelmiştim. Artık her gün geleceksin. Neden? Çünkü kasaya sen bakacaksın. Hem de evde yalnız kalmamış olacaksın. Sen olmasan ben ne yapardım? Ama anneme söylemek yok. Yoksa abimlerin gittiğini anlar. Keşke anlasa. Daha ne kadar saklayacağız? Boş ver artık. Böyle yaşayacağız. Önümüzdeki bir yıl ne başka iş... Ne de evlilik. Sadece sen ve annem. Böyle söyleyince ben kendimi kötü hissediyorum ama. Böyle olmayı sen istemedin ki. Neyse. Ziyaret saatine az kaldı. Annem merak eder. Sen bekle, ben gider gelirim. Tamam? Tamam canım. Hadi. Dükkanda işler yoğun, bırakamıyor. Canım, bir günde sen dur o gelsin. Anne Yılmaz abim ve... yengem Antalya'ya gittiler. Burada değiller. Nasıl gider? Ben burada, Nuray evde, sen dükkanda. Bu nasıl iştir oğlum? Biz de anlayamadık anne. Ama alelacele gittiler.
Fidan? Ne oldu, neyin var? Çok kötü Murat, çok kötü. Ne oldu? Siz bir yere gidip konuşun isterseniz. Evet, hadi çıkalım canım. Nasıl söylesem bilmiyorum Murat. Seni bu hale getirdiğine göre kötü bir şey. Söyle hadi, belki çözüm bulurum. Beni istemeye geliyorlar Murat. Ne? Ne istemesi? Kim? Babamın eski patronu haber göndermiş. Ne olur hemen beni istemeye gelin. Ben senden başkasıyla evlenmem. Ama nasıl olacak? Bir akşam gelip isteyeceksiniz. Bu kadar basit. Ama annem hastanede. Abim Antalya'ya gitti. Herkes benim sorumluluğumda. Bunu yapamayız Fidan. Yani elim kolum bağlı. Ama bir çare bulmam lazım. Seni de kaybedersem yaşayamam. Ne olur bul Murat. Yoksa benim de hayatım mahvolur. Beni seviyorsan bul bir çözüm. Ben seninle evlenirsem mutlu olurum ancak. Ne olur bul Murat, bul. Neden istemeyelim ki Murat? Nasıl isteriz abla? Anneme bakmam lazım. Hastane borçları. Acaba abimi arasak da durumu anlatsak nasıl olur? Ben arayalım derim. Ne kaybederiz ki? Bu kadar da vicdansız olamaz. Bence de. Hem biliyor musun? Eğer geri gelirse işe de başlayabilirim. Çünkü yarın son gün. Ne güzel. Hadi arayalım. Karısı yanında değildir inşallah. İnşallah. Çalıyor. Alo abi. Efendim Murat. Hayırlı akşamlar abi. Henüz bizi özlemiş olamazsın herhalde. Buyur Murat. Abi Fidan'ı isteyenler varmış. Eğer ben gidip istemezsem onu da kaybedeceğim. Yani eğer siz geri dönerseniz hem Fidan'ı hem de işimi kaybetmemiş olacağım. Yarına kadar süremdir. Murat. Abi ne olur hayır deme. Bari bunu geri çevirme. Bir kere de beni düşün. Ben senin her dediğini yaptım bu yaşıma kadar. Ne olur abi. Geri dönemem Murat. Yeni işe girdim ben, kusura bakma. Tamam abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Beklediğimden daha vicdansızmış. Yazıklar olsun. Thank you.
yaşamayı hak etmiyorum baba. Herkesin hayatını mahvediyorum. Yılmaz benim yüzümden bırakıp gitti. Murat işinden, aşkından oldu. Belki de annem bana üzüntüsünden kanser oldu. Zaten sensizliğe de alışamadım. Yaşadığım sürece sadece dert oluyorum insanlara. Yanına geliyorum baba. Fidan, sana bir şey soracağım. Söyle canım. Biz evlenince annemin ve ablamı da yanımıza alır mıyız? Böyle bir şeye razı olur musun? Tabii ki. Senin için her şeye razıyım. Yeter ki o günleri görebilelim. Abla, abla, abla hayır dur, dur. Abla ben sensiz ne yaparım? Neden yapıyorsun böyle bir şeyi? Başka çarem yoktu. İntihar çözüm olsaydı, kendimi 10 kere asmıştım bu gece. Ama değil işte. İntihar edersen hem dünyanı hem ahiretini kaybedersin. Sakın bir daha böyle bir şeye kalkışma. Ama ben sizin hayatınızı mahvettim. Olanların hepsi benim yüzümden. Allah'ın takdiri böyleymiş. Ne yapalım? Dünya imtihanı işte. Canım benim. Sen olmasan ne yapardım ben? Kim sahip çıkardı bana? Biz kardeşiz. Kardeş kardeşe kıyar mı? Onu bırakabilir mi? Yapanlar var Murat. Ama sen her şeyini kaybetme pahasına bana sahip çıktın. Çünkü sen bana babamın emanetisin. Allah senden razı olsun Murat. Uyguladığımız tedaviyi yarıda bırakarak Hasibe Hanım'a kemoterapi uygulayacağız mecburen. Çünkü hastalığın ilerlemesini durduramadık maalesef. Eğer iyileşecekse siz neyi uygun görüyorsanız bizim için mahsur yok. Ne oldu Murat? Buldun mu bir çare? Gece gözüme uyku girmedi. Bulamadım.
Bunu söylemek benim için de çok zor. Kaderimize razı olacağız Fidan. Ama Murat! Buna mecburum. Hiçbir şey yapamıyorum. Ben buna nasıl alışırım? Nasıl dayanırım Murat? Yapacağız. Yapmak zorundayız. Hayır. Kızcağız perişan oldu değil mi? Evet. Onunla hep mutluluk hayal ederken. Bir vicdansız nelere sebep oluyor? Neyse. İnsan her şeye alışıyor. Murat. Fidan. Bunu sevdiğim adam için yapmıştım. Fidan bunu yapma. Yapmak zorundayım Murat. Senden başkasını sevemem. Gelebildim. Çok solgun görünüyor Murat. Doktor öğle yemeğine gitmiş. Soramadım durumu. Canım annem. Fidan'ın annesi geldi. Niye gelmiş? Şey için. İstemişler mi? Evet. Söz yüzüğü takmışlar. Annesi sizin durumunuzu bilmiyor galiba. Yoksa kadın bana anlatmazdı. Murat, yeter artık. Yedin bitirdin kendini. Elimde değil abla. İş ciddileşince daha çok sarsıyor insan. Sen demez miydin insan her şeye alışıyor diye? Annemin doktoru arıyor. Efendim hocam. Öyle mi? Hemen geliyorum. Murat ne oldu? Annemi yoğun bakıma almışlar. Ben bir bakayım, sonra götürürüm seni hastaneye, tamam mı? Tamam. Allah'ım, inşallah kötü bir şey olmaz. Biz elimizden geleni yaptık. Eğer zamanında müdahale edebilseydik, hastalıklı göğsü alır, bütün vücuda yayılmasını önleyebilirdik. Ama her şey için geç kalınmış. İşin en tuhafı da kanser vücuda yayılırken nasıl bu kadar sabretti? Yani yoğun bakımdan çıkması binde bir gibi bir ihtimal. Onun gibi bir şey. Yakınlarınıza haber verseniz iyi edersiniz. Hastayı yormayın. Dışarıda bekliyorum sizi. Tamam hocam, sağ olun. Yılmaz'a haber etmediniz mi? Ettiniz ama gelmedi değil mi? Onu Allah'a havale ediyorum. Anne! Anneciğim, hakkını helal et. Helal olsun kızım. Talihsiz yavrum benim. Allah'a emanet ol.
Seni üzdüysem özür dilerim. Helal olsun oğlum. Allah ömrünü bereketlendirir inşallah. En büyük saadet geride hayırlı evlat bırakmakmış. Allah senden razı olsun evladım. Annemin duası kabul oldu. İşler nasıl da açıldı. Yine mal almaya gideceğim bugün. Açılsın Murat, açılsın. Hayat işte. Annemi de kaybettik. Ama ona bile alıştık. Acı büyük olunca sabrı da büyük oluyor. Ne büyük aşkmış ama. Onsuz yaşayamadı ve peşinden gitti. Ama ben yaşıyorum. Murat, sen daha orada mısın? Silip atmak kolay değil abla. Yaşanan onca şeyden sonra. Neyse, ben gideyim. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne bakmıştınız? Ceyiz bakıyoruz da önce perdelerden başlayalım dedik. Tabii, klasikler bunlar. Bunlar da mekanizmalı olanlar. Mekanizmalı çok moda, onlara bakalım. Ama fidan klasik olsun dedi. Boş ver sen onu. Sanki zorla evleniyormuş gibi pek bir isteksiz. Her şeyi bize bırakıyor. O zaman mekanizmalı olanlardan seçelim. Siz devam edin, ben geliyorum. Buyurun, ben yardımcı olayım. Allah'ım, dayanma gücü ver. Fidan kız, senin neyin var? Hasta filan mısın yoksa? Yo, iyiyim ben. Dolaşmaktan biraz yoruldum o kadar. Ben şurada dinleneyim. Tamam canım. Thank you.
Onu da mı beğendin Fidan? Hayır. Bu dekor satılık değil galiba. Evet. Sevdiğiniz birinden yadigar. Koca şehirde bizim dükkandan başka mefruşat yok sanki. Ama onlar erkek tarafından birileri. Meseleyi bilmezler ki. Fidan'ın halini gördün değil mi? Evet, içim parçalandı. Keşke kaçıp evlenseydiniz dedim kendi kendime. Benim de aklımdan geçti. Ama yapamazdım abla. Annem hastanedeydi o zaman. Hem ödenmesi gereken onca para. Cesaret edemedim doğrusu. Artık böyle bir şeye kalkışamam. Fidan'ı unutmam mümkün değil çünkü. Evlenmeyeceksin yani. Hayatımın geri kalanını başka bir kızı mutlu etmek için geçireceğim. Kim o kız? Ablam. Canım benim. İyi ki varsın. İyi ki yanımdasın. Yoksa benim yapamadığımı Fidan mı yaptı? İnşallah odur. Abi. Ne olur beni affet Murat. İnan böyle olacağını bilemedim. Sana çok haksızlık ettim. Murat, kim geldi? Abim geldi. Pişman olmam demiştim değil mi? Ama çok pişman oldum. Doğru dürüst çalışamadım bile. Ben aradığında işe girdim diyordun. En fazla bir işte bir ay. Sürekli hiç tahmin etmediğim sorunlar çıktı. Annem için çağırdığımızda niye gelmedin Yılmaz? Biz onu beni geri getirmek için bir oyun zannettik. Çok büyük eşeklik etmişim. Hastanedeyken de sürekli seni sordu. Önce sakladım. Sonra söylemek zorunda kaldım. Çok üzülmüştü. Bunları bilemedim. Babamın vasiyetini yerine getiremedim. Annemin son nefesinde yanında olamadım. Vicdan azabından ölecek gibiyim. Yengem nerede? Onu yanımda getiremedim. Çünkü yürüyemiyor. İki aydır ben bakıyorum ona. Neden? Ne oldu? Romatizması için iğne yaptırmaya ruhsatsız bir sağlık merkezine gitmiş. Orada da yanlış iğne yapmışlar. Felç geçirdi. Artık yürüyemeyecek ve anne olamayacak. Eğer izin verirseniz buraya dönmek istiyoruz.
kaynanan başımda. O da yetmezmiş gibi. Yanlış iğneden sakat kalmış görümcem de var. Bir görsen dil pabuç kadar. Yok yok, kaynım hala burada iş bekliyor. Sorma. Yılmaz'ı sevmesem bir gün durmam. Ama sabrım taş da taşıyor. Anlayamasam da yine de söyleyeyim. Artık öyle oturup patik örmek yok. Hem ev işlerinde uzmanlaşmazsan kimse almaz seni. Sus lütfen. Susmazsam ne olacak? Peşimden kovalar mısın beni? Seni Allah'a havale ediyorum. Ben de seni ev işlerine tayin ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.